Selam arkadaşlar, ben İlker ve bu dersimizde enerji iletim hatları ders 13'e geçmiş bulunmaktayız. Geçen dersimizde arkadaşlar simetrik menzilde sehim ve asimetrik menzilde sehim hesabını öğrenmiştik. Daha doğrusu formülasyonları verip mantığına tekrardan değinmiştik. Bu dersimizde sehim hesabına dair bir örnek soru çözüp bu dersi sonlandıracağız. Arkadaşlar hemen sorumuza geçelim. 3,0 AVG iletkenli bir hatta. İkinci bölgede düz bir alanda. Düz bir alanda diyor. Yani bana aslında burayı parantez içerisinde yazmasa da olurdu. Simetrik menzil olduğunu bu şekilde söylemiş oldu. 200 metre mesafe bulunan iki direk arası iletken için, arasındaki iletken için simetrik menzilde iletken boyu hesabı yaptıracak büyük ihtimal ve sehimi de sormuş gerçi. Sehimi de soracak tabii ki de. A şıkkında -5 santigrat derecede %100 buzlu halde tellere gelen cer kuvveti 1091.53 kilogram ise iletken boyunu ve sehimi bulunuz. B şıkkına baktığınız zaman bu sefer iklim değişiyor. Artı 5 santigrat derecede %100 rüzgarlı halde tellere gelen cer kuvveti T eşittir 862.63 kilogram ise İletken boyunu ve sehimini bulunuz. Arkadaşlar sınavda buna benzer bir soru gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama hoca mesela derste diyelim ki böyle bir örnek çözdü ya. Sınavda ne sorar biliyor musunuz? Buz artı rüzgar yüklü durumda hesaplamayı sorar. Buz yükünü rüzgar %100 buz, %100 rüzgarlı olduğu durumu derste işlediyse hep bir fazlasını hocalar sorarlar. Buz artı rüzgar yüklü durumdaki hesabı yapın. Tamam, bunu bilirseniz zaten onu da yaparsınız. Yeter ki mantığını öğrenmiş olun. Şimdi A şıkkına gelirsek. A şıkkını çözüyoruz. -5 santigrat derecede %100 buzlu halde tellere gelen cer kuvveti. Bakıyoruz A şıkkına. Şekle dökmüşüz. İki direk arasındaki mesafe 200 metre. F0 F-out diye isim geliyor. Buraya F0 artık ne diye söylerseniz. F0 sehimimiz burada. Şimdi demiş ki G0 yani iletkenin kendi hali, hiç buz yükü etki etmemiş hali 0.3429 kilogram bölü metre. Peki burada soruda size G0 vermiş mi arkadaşlar? Hayır, vermemiş. Ben bunu nereden biliyorum? Tabi geçen derslerde çözdüğümüz sorularda söyledim ama ben bunu 3.0 AVG olmasından dolayı biliyorum. Nasıl diyeceksiniz? Hemen bakıyoruz arkadaşlar tablomuza. Neydi? 3.0 AVG. Yani hangisi oluyor? Pigeon. Tabii bunu 3 AVG ile Swallow'la karıştırmayın arkadaşlar. Pigeon. Pigeon'da ben bakıyorum. İletken ağırlığı ne? Ağırlığa geliyorum. Kilogram bölü kilometre 342.9 kilogram bölü kilometre. Kilometre cinsinden yazdığı için 342.9. Metre cinsinden yazarsa yani metre başına düşen kilogram nedir bunun? 0.3429 olarak yazacağız. Tablodan biliyorum yani 3.0 AVG'nin tablosunu hocalar sorarsa sınavda verir. Uygulamada zaten tablo elinizin altında olur dışarıda. Tamam, ben onu tablodan biliyorum. 3.0 AVG olduğu için biliyorum. GB eşittir K kök D formülasyonunu biliyorum. K'nın 0.2 olduğunu nereden biliyorum? İkinci bölge dediği için katsayısı 0.2 oluyor. D'si de 12.75 oluyor çapı. Çapı nereden biliyorum? Tabii ki yine tablodan. Tablo açılıyormuş şu anda. Pigeon'a baktığınız zaman 3.0 AVG 12.75 milimetrelik çapı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Her şeyi yani ben 3.0 AVG olmasından dolayı biliyorum. O zaman G hesabını yapabilirim. G0, biz buna GI derdik. Genelde burada G0 denmiş. G0 artı GB eşittir 1,0571 kilogram bölü metre olarak bulduk. Artık bunu bulduktan sonra sehim hesabı ve iletken boyunu bulması çok kolay olacak. Çünkü bütün değerlerini ben biliyorum. A'yı biliyorum. 200 metre iki direk arasındaki mesafe. A kare G bölü 8T'de. G'yi buldum. 8T'yi zaten vermiş. Burada bize 4.84 metre geliyor. İletken boyuna baktığımız zaman arkadaşlar formülasyonumuz yine belli. L eşittir A artı Maclaurin serisine göre yapmışız burada.
A küp g kare bölü 24 t kareden işte 200'ü yerine koyuyorsunuz. A yerine işte g'yi biliyorum 1.0571 yerine koyuyorsunuz. T'yi biliyorum 1091,53. O da 200.31 metre geldi iletken boyu. Hemen hemen sehim çok az burada. Niye? Çünkü zaten simetrik menzil 200 metre. Sehime bakıyorsunuz. Sehime diyorum. Simetrik menzil 200 metre. Simetrik menzildeki iletken boyu 200,31 metre. Demek ki çok az bir sehim var burada. Yani şu şekilde sanki çok varmış gibi duruyor ya. Karıştırmayın diye söylüyorum. B şıkkına gelelim. B şıkkında arkadaşlar bize ne diyor? Artı 5 santigrat derecede %100 rüzgarlı olduğu durum. B şıkkına baktığımız zaman bu şeklimizi biliyoruz rüzgarlı durumda. Çünkü rüzgar bizi iletkene sadece yatay düzlemde etki eder. Yani biz sadece o kısmını alırız. Düşeyde zaten GI, yukarıda Gout dediğimiz şey. Artık buradan biz VR'nin karesi artı GI'nin karesi eşittir G kare formülasyonundan bulacağız. Demek ki ben burada neyi bilmem gerekiyor? Burada VR demiş, VI de diyoruz bazen. VR eşittir C çarpı Q R çarpı D çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre. Buradan bulacağız. VR eşittir buradan ne oluyor? C 1.1 oluyor. C'nin 1.1 olduğunu ben nereden biliyorum arkadaşlar? Yine 3.0 AVG olmasından biliyorum. Neden? 3.0 AVG ne arkadaşlar çapı? 12.75 milimetre. Ben rüzgar yükünü anlatırken iletkenlere gelen ek yüklerde kaçıncı dersten bilmiyorum ama şöyle bir şey vermiştim size. Neydi bu? Bunun tablosu da vardır tabii internette falan. D küçükse D 12.5 milimetreden küçükse C'miz 1.2 ama burada 12.75 milimetre. O zaman C'miz ne? 1.1. D 15.8'den büyük gelirse C o zaman 1 oluyordu arkadaşlar. Yani ben yine bunu 3.0 AVG'den biliyorum. Çünkü 3.0 AVG'de ben biliyorum ki çapımız 12.75 yani 12.5 sınırından yüksek. O zaman 1.1 oluyor C'si. 53 bunu da zaten biliyorum. Yine aynı şekilde tablodan biliyorum ki zaten rüzgar yükünü anlatırken olması lazım. Yine bunu vermiştim. 53 ve 70 oluyordu genelde. İki farklı durumu vardı. 12.75 bunun çapı. Çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre cinsinden yazdığımız için. Çünkü bu 12.75 milimetre oluyor. Eşittir bu da ne geliyor arkadaşlar? 0.7433 kilogram bölü metre geliyor VR'miz. Ben VR'yi buldum. Neyi biliyorum ben burada? GI'yi biliyorum. O zaman GI'yi bulması çok kolay oluyor mu? Oluyor. Koyduğumuz zaman yerlerine formülasyonda 0.8186 kilogram bölü metre buluyorum. Şimdi sehim hesabına gelirsek formülasyonumuz belli mi? Belli. F out eşittir a kare g bölü 8t. A kare g bölü 8t formülasyonundan buluyoruz. 0.8186 çarpı 200'ün karesi. Burada 200 a oluyor. 8 çarpı 862.63 eşittir 5.5 metre oluyor. Arkadaşlar unutmadan şunu söyleyeyim. Sehim hesabı yaptıktan sonra simetrik menzilde. Sehim hesabı yaptıktan sonra direkt açıklığı burada ne? 200 metre. 200 metrenin %5'ini alırsanız 10 metre. Sehim kaç çıktı? 5.5 metre. %5'ten düşükse o zaman hani bunu bir kontrol etmenizde fayda vardır. O zaman ne diyoruz? Tamam, bizim Maclaurin serisine göre sehim hesabı yapmamıza gerek yok. Eğer hocanız biraz işin ayrıntısına kaçmak isterse sınavda. Çünkü genelde unutulur bu tarz ayrıntılar. Buradaki sehim 10.5 çıkar, 11 çıkar. Siz de Maclaurin serisine göre değil de yani o düzeltme faktörünü uygulamazsınız. Normal a kare g bölü 8t yapıp bırakırsınız. Belki 0 puan alırsınız o sınavdan. Beklediğinizin çok altında bir not bile alabilirsiniz. İletken boyu hesabına baktığımız zaman L eşittir. A artı a küp g kare bölü 24 t kareden 200.3 olarak yeniden çıkıyor. Yani rüzgar etkisi olduğu duruma baktığınız zaman iletken boyu hemen hemen aynı çıktı. %100 buzlu durum ve %100 rüzgarlı durumda iletken boyunda pek bir fark olmadı arkadaşlar.
Belki dersimizde arkadaşlar yatay teğetli noktanın bulunması konusuna geçeceğiz. Bu dersimizi burada sonlandıralım çünkü yine 10 dakikayı bulduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve haftalık video serilerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.